Keelan'ın sunduğu Tatava başlıyor. Getir'den siparişini ver, Tatava bitmeden kapına gelsin. Bir de böyle az evvel bahsettiğim önlem aldınız mı? Ben işte Serdar'dan önce çıkarım. Normalde önce o çıkacaktı, sonra Serdar çıkacaktı. Serdar'a söyledik, baba dedik bizi kurtar, böyle böyle yani. Hiç sıfır kompleks yaptı. Tamam biz. İşi kurtardı yani adam. Tabii o tarafı da çok önemli. Başka birkaç tane daha adam var da. Onlar zaten devam etmiyorlar artık yani. Mesleğe devam edemiyorlar. Şu an yani olmayan, piyasada olmayan. Yani biz de bu devre sanatçıların çoğuyla çalıştım ben. Bu devre sanatçıları da aşağı yukarı benim birebir temas ettiklerimde kimin ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. Bir Serdar Ortaç'ın çok olmuş bu referans. Serdar Ortaç hani sevme. Çok ben böyle oturup adamla sabahtan akşama kadar muhabbet edip okey oynamışlığımız var mı? Yok. Okey oynadığımız arkadaşlar da var. O başka. Ama hani kompleksiz bir adam olduğunu söyleyeyim. Tabii çok önemli bir şey. Yani. Tabii önemli. Geçtik. Şimdi bu hatırlıyor musun abi, video izlemiştik burada, metroda yarışma yapmıştı arkadaş. Şimdi onu şarkının devamını getir, maske vereyim. Şeyci değil mi bu çocuk, belli oldu YouTuber'ı. Tabii tabii. Doğal olmadığı anladı. Şarkıyı tamamla, maske kazan. Bu şarkıyı biliyormuş demek ki. 96 yılı. Taksici abi. Taksim dayı yok muymuş? Cadım olsan da yapmış. Gençler çok tatlılar ya. Gençler çok güzeller. Bu arkadaş yetenekli değil mi ama ben? Bu arkadaş yetenekli, bu yapar bu işler. Ya uyuyor da yani o ses birkaç yerde falan. Birkaç yerde bunun bir başına bir iş gelecek ama onu da söyleyeyim yani. Böyle maskeyi falan uzadı ve de ona veren falan dedi bir tanesi. O fark ettim ben, eski köprünün altında diyen. Ama sonra gitti şarkıyı. Evet, sonradan bildi yani. Sonra hemen anladı sonra. Ama bir gün bir yerde bir şey yapar. Tabii reaksiyon görebilir. Sıkıntı yaşayabilir. Geçtik. Ronaldinho cezaevine girmişti Paraguay'da. Sahte pasaport nedeniyle tutuklanarak hapse gönderilen Ronaldinho 1.4 milyon euro kefalet parası önerdi. Ancak davanın hakimi Gustavo Amarilla tarafından reddedildi. Ronaldinho cephesi bu kez 800 bin euro ve ev hapsi önerisi yaptı. Yine reddedildi. Çıkamıyor. Geçmiş olsun abi, ne diyeyim ben? Bir türlü. Bana ne abi? Yani şimdi Paraguay hukuk sistemini nasıl tartışayım ben burada? Abi... Hapishanede futbol turnuvası yapılmış. Ronaldinho'nun takımda... 5 gol attı abi ya. Bunun istatistiğini tutar. Allah kahretsin. 5 gol altı asist. Böyle bir şey olur mu ya? Neyse Ronaldinho tanımayan biri varmış. Gel sen de oyna falan diyormuş Ronaldinho'yu orada. Gel sen de bir takım çıkar oyna diyormuş. Ya bir gün böyle bir hikaye var biliyor musun? Mehmet Ekici Almanya'dan yeni gelmiş. Daha tanınmıyor Türkiye'de. Yani Almanya bilmiyor. Hani simayen bilinmiyor. Halı sahaya gidiyorlar. Mehmet Ekici şov yapıyor tabii. Tamam mı? Diyor, bu çocuk iyiymiş diyor. Yanlış anlama, Bayern'de oynadı. Adam o zaman aktif futbolcu yani. Trabzonspor'a mı geliyor? Ya da gelmiyor da hani daha hala Almanya'da ama burada bir maç yapıyor. Bu çocuk iyiymiş diyorlar. Skalçan söylemişim. Bu iyiymiş ya falan. Bir dahaki maça bizim takıma gelsin. Radyo da fena değilmiş. 5 gol 6 asist, iyi istatistik. Geçtik. Ali Eren Beşerler. Ya bunu biliyorum ben ama. Bu eski ama ben hani John Benjamin Toşak'la ilgili olduğu için aldım abi. Evet. Bir gün antrenmanda 30 metreden kaleye vurdum. Toşak, Ali oradan kaç golün var dedi. Ben de senin kaç tane vuracağım dedim. Deplasmana giderken otobüste kasetini koydu. Gol ve asistlerini izletti. Ankara'ya vardık, kaset yeni bitmişti. O lafı demez olaydım demiş. Ali çok büyük santrafordu, çok çok iyi oyuncuydu. Ben çok da severdim, çok güzel adamdı. Liverpool'da tabii değil mi? Yani teknik direktör olarak da çok beğenirdim. Adamı bir de yediler şeyde, Real Madrid'de. Real Madrid'in daha önce çalıştırmıştı Beşiktaş'ta. Evet.
107 golle evet. şampiyon yapmıştı. Sonra Raul Mal tayfası herifi yedi tabii. İşte Mourinho kırdı onun gol rekorunu zaten. 107'yi Mourinho geçti. 100 küsur tamam. 120 gol falan attı o sezon Real Madrid. Ali Eren'de böyle bir anısı var. Kaseti Koşak koymuş gidene kadar. Güzel adamdı Koşak. İzletmiş. Rahmetli Kazım abinin hep bir lafı vardı. Beşiktaş'ı spor sayfalarının 3. sayfasından 1. sayfalara çıkaran adam demişti. Çok önemli. Koşak için. Çok önemli. Her hafta bir polemik konusu. Aynen. İnekler, şeyler. Tabii canım. John Benjamin Toşak renkli bir kişilikti. Geçtik. Şimdi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la bir taraftar arasında geçen diyalog bu abi Twitter'da. Transferde çok ama çok yanlış yaptınız başkanım demiş taraftar. Başkan da sen mi verdin parasını diye cevap vermiş. Başkanım size eleştirdiğimiz için hassizlikse eyvallah tek derdimiz Demirspor demiş. Başkan Murat Sancak da rüyanda göremezdim futbolcuları şimdi hassizlik yapıyorsun. Akbabalar gibi bekle bir mağlubiyeti saldır. Hadi oradan hadsiz demiş. Taraftar. Son derece lüzumsuz bir polemik değil mi? İşte Twitter çok tehlikeli bir yer abi. Senin ne işin var Murat Sancak tweet'te mi bitti abi? Ne işin var abi senin tweet'te? Sen koskoca başkansın ya. Tweet'te bitti ne işin var abi senin? Ergen misiniz abi siz? Aziz Başkan'ın lafı geldi elinde tweet. Elinde tweet. Yani manasız yok abi. Dünyanın en saçma şeyi abi tweet. Tweet ne ya? Bir şey yazacaksın da oradan değil mi? Allah işte böyle. Sonra abi seni zorla oluyor. Şeye çekiyor bak. Ben Twitter'dan bu yüzden zor canımı kurtardım yani. Canımı zor kurtardım yani. Yani kavga etmek şeyi oluyor yani. Yani. Boş ver abi. Geçtik. Yani bir yerde bir gün damara basıyorlar yani. Tabii. Yılmaz Hoca, Akhisarspor karşılaşma, Akhisarspor'un teknik direktörü bir... Çok geçmiş olsun hocama. Fenalık geçirdi. Bana tuzlu aydan getirin bir şeyim kalmaz. Tansiyon düşmüş dedi. Tansiyon düşmüş. Tuzlu aydan içtikten sonra da düzelmiş. Aman hocam aman ha. Aman hocam dikkat et. Tansiyon mansiyon. Hocanın tabii hocam işte. Dikkat etsin. Dikkat etsin. Dikkat etsin evet. Şu 9 maçlarına getirsinler hocayı ya. 8 maçlarına. Fenerbahçe. Tabii abi. 8'de 8 yapıyormuş. Abi Fenerbahçe'de hocam bir for giysin ya. Bir kenarda dursun bir. Vallahi yakışır yani. Ama maçlarına. Şey demişti yani 8 maçlık beni düşünüyorlarmış. Ben 8 maçlık hocamıyım gibi bir açıklaması 8 da. 10 maçlarına getirin zaten seneye siz yeteceksiniz dedi baba. Sonra devam. Özgüvenin hastasıyım. Hep özgüven var Yılmaz Hoca. Hiç yapamam tabii, gibi tabii, bir durum tabii, söz konusu tabii, değil yani. Tabii. Geçtik. Dünyanın en tatlı adamı ya. Şimdi abi kıyafetler nasıl? Çağatay Ulusoy'la Kıvanç Tatlıtuğ'da takım elbiseler nasıl? Kiyo senin mu? Ceketten daha güzel değil. Kiyalı mı? Vallahi senin ceketten daha güzel değil. Biraz bol mu acaba Kıvanç'ın kurvazisi ona bakıyorum. Alttan değil mi biraz bu biraz, potluk biraz, sanki? Biraz bol galiba ya da duruş itibariyle mi öyle anlamadım tam. Çağatay tabii ikisi de son derece yakışıklı şık adamlara bir itirazımız yok. Ama Kiyalı'nın takım elbiseleri nasıl? 10 numara kral. Yalnız Hakan Muhafız tıraş. Onu söyleyeyim yani son 2-3 tıraş tırt. 2'yi izledin mi? İzleyemedim yani. Ya izleyemedin. Orada da vardı şimdi. İzlemeye çalıştım izleyemedim yani. Ya o kadar kötü. Yeni imajı Harun karakteri. Bu da 2,5 saat sürmüş makyajı. Hakikaten zor bir makyaj belli ki. Ama şeye kötü diyorsun diziye. Hiç başlamayın. Ezelden devam et diyorsun. Olmamış. Yani tabii merakla takip ediyordu, bekleniyordu Hakan Muhafız. Bence olmamış yani, kusura bakmayın. Serdar abi eleştirisini yaptı, geçtik. Şimdi, çok gündem oldum sosyal medyada abi. Bu Meti, doğru mu ya? Let, hiç Fenerbahçe'de oynamak çok istiyordum ama koronavirüs maalesef Türkiye'ye de ulaşmış. Bu arkadaş kimmiş? Voleybolcu bir hanım kızımız. Nerede oynuyormuş? Galiba hani Avrupa Liglerinden bir tanesinde, bilmiyorum yani nerede oynadığını, hangi ligden geleceğini ama. Daha sonrasında tabii altına gelen yorumlar çok komik. Ya kızım korona morona yok diyorum. Niye inanmıyorsun? Kafanda kurmuşsun sen zaten demiş bir arkadaş. Arkadaşın sevgilisi de Medi'yle konuşsun artık bize müsaade diye ayarı vermiş. Bence de yok korona. Bence yok yani 2 tane 3 tane bakalım. Onlar. Gelen yabancılar onlar. Türkiye Türk değil. Onlara biz sınır dışı edeceğiz. Sen gel Medi'cim. Fenerbahçe kadın voleybol takımının çok yıllardan beri ihtiyacı var yani sana. Medi'nin altında başka yorumlar da vardı. Galatasaray taraftarları en büyük Fener falan yazmaya başlamış. Öyle geyikler de vardı. Medi gelsin ya. Gelsin abi ben bir spor yok yapacağım. Kızım yok öyle bir şey ya. Sen kafanda kurumuşsun zaten abi. Doğru söylemiş Bora. Bora haklı değil mi? Bora tabii canım. Trip yemiş bir de Bora kız arkadaşlar. Yok arkadaşına. Öyle bir şey canım yani. Yani Bora orada biraz tabii işte Twitter sakat diyorum. Ama tabii ki yapmış. Size sakat diye. Pelin Bora'ya bir tabii ayrı vermiş. Son... Pelin de şeymiş.
Bu paylaşımı Rıdvan almış abi son anda. Efsane. Korona salgını sebebiyle dikkat edilmesi gereken davranışlar. Şu güzel. Yok. İkincisi kesinlikle yok. Çok güzel, çok güzel. Şu. Çok güzel. Serdar Ali Ece hesabını çok seviyoruz. Teşekkür ederiz kendisine. Güzel bir şey yapmış yani, aferin. Hakikaten çok iyi. Biz de dün ona başladık işte Ali'yle. Şuna. Gel bakayım hadi, şu. Bitirelim. Hadi. Böyle bitirdik. Hoşçakalın. Kiyalı Tatava'yı sundu.